Tekrar merhaba. 6. bölümdeyiz. Kaynaştırma ve özel eğitimde hızlı başlangıç video serisinin. Şimdi burada evde ve hastanelerde eğitim konusunu konuşacağız. Çocuklar sağlık nedeniyle okula devam edemedikleri durumda nasıl bir kaynaştırma ve nasıl bir özel eğitime ihtiyaç duyarlar onu konuşmamız gerekiyor. Önce hemen şunu söyleyelim. Orada evde eğitim veren bir öğretmenseniz ya da hastanede eğitim veren bir öğretmenseniz yani mutlaka mektup, görüntülü konuşma, video ya da fiziksel olarak yanına gelerek arkadaşlarını ziyaret etmelerini sağlamanız öğretmen olarak son derece önemli. Kaynaştırmayı bir arada olmak değil de bir amaç uğruna birlikte olmayı, çalışma olarak tanımlamıştık ya. Bunu sağlayabilirsiniz. Kaynaştırma için bunu düşünmenizde fayda var ama özel eğitimde birebir o çocuğun eğitimi denildiğinde de şunu düşünmeniz çok önemli. Önce sağlık. Yani bazen hani hastanede öğretmenlik yapan kişilerin bu konuyu yetiştirmemiz lazım, bunu anlatmamız lazım gibi bazı kaygılar oluyor ama orada öncelikle en önemli şey sağlık. Sağlık önemli. Ve eğitimin tasarlanırken, tasarım lideri demiştim ya, eğitimin tasarlanırken öğrenmenin iyileştirici yönü düşünülerek tasarlanması gerekiyor. Yani öğrenilmesi gereken, edinilmesi gereken bir bilgi var şeklinde değil de öğrenme süreci çocuğu hayata bağlayan bir süreçtir diye düşünülerek ilerlenmesinde fayda var. Şimdi bu amaçla benim bu videoda biraz kitap tanıtımı yapacağım. Kendi yazdığım kitaplar. İlk kitap Hastanelerde Fen Öğretimi. Yani bu konuyla ilgili bölüm yazıp da bu kitabı görmeyenler bile var. Ama akademi böyle bir şey. Şimdi bu kitabın ince bir kitap olmasına karşın en önemli şey bir öğretim programı içeriyor. Bakın bu kadar kısa bir öğretim programı. Bir tarafta beceriler var. Bir tarafta duygular var. Bu arada duyguları merkeze alan ilk öğretim programı diyebilirim dünya çapında. Bu da zamanla anlaşılacak da benim anlaşılmayı beklemeye vaktim yok. Burada mesela diyelim ki ilk başı 6 yazılmış. 6. 6 duygusu iğrenme duygusunun altına yazılmış. İğrenme, çocukta bir iğrenme görebilirsiniz. Bu arada bu 6 duygu literatürde geçen temel 6 duygudur. Çocukta bir iğrenme gördünüz ve gözlem becerisini geliştirmeyi hedefliyorsunuz. İğrenme duygusunu buradaki 6 sayısı direkt şaşırmaya karşılık geliyor. 4 tane negatif, 2 tane pozitif duygu tanımladım. Mutlu olma ve şaşırma iki pozitif duygu. Dolayısıyla 4 negatif duygudan 2 pozitif duyguya geçiş sağlamaya yönelik bir etkinlik olacak. 6 numaralı etkinlik. Ve gözlem becerisini geliştirecek. Fen bilimleri öğretim programına baktığınızda yakındaki öğretim programı beceri ağırlıklı olarak ortaya çıkardı ama ben öngördüm diyelim. Beceri ağırlıklı programa dönüleceğini ve ben becerileri tanımladıktan sonra o beceriye hangi duygu durumundan hangi duygu durumuna dönüşerek yani öğrenme onun duygusuna bir değişikliğe neden olmalı ve o şekilde bir kaydetme daha kalıcı bir kaydetme olur ve etkinlik olarak 6 numaralı etkinliği açıp zaman ölçer. 2 bardağı, bunlar hastanede bulunabilecek malzemeler, ıslak mendil ya da bir peçete ya da başka bir şey, bir kaptaki su bir başka kaba akıp dengeye ulaşınca bitiyor. Bu bir şaşırmaya neden oluyor. Bir iğrenme olayı gördünüz, bir yumurta yerken bir gelen yemekle ilgili bir iğrenme oldu ve o iğrenmeyi gördükten sonra siz birazcık konuşup bu etkinliği başlatıp çocuğun suyun bir yerden bir yere geçtiğini ve şaşırdığını ve bunu olurken başka şeylerle uğraşırken bir anda olduğunu gözlemlemesini sağlıyorsunuz. Gözlem becerisini geliştirirken iğrenme duygusundan şaşırma duygusuna bir geçiş sağlıyorsunuz. Çocuğun duygusunda pozitif değişim sağlıyorsunuz. Bakın
Hastanelerde ihtiyaç duyulan eğitim böyle bir eğitim. Yani saatlerce ders anlatma şeklinde değil. Çocuğun ağrıları olabilir, ameliyatı olur. 2 hafta kalacaktır ama uykusu olur, uykusunu bölemezsiniz. Sizin uygun olduğunuz zaman da o uygun değildir. Dolayısıyla etkinlikler, tasarımlar bu şekilde olmalıdır diyorum. Daha önce bahsetmiştim. Yavaş bilim eğitimi, ekstra zaman vermek, yavaş bilim eğitimini, fen eğitimini yavaşlamak. Bu ileri öğretmenlik serisi kitabında olan bir şey. Hastanelerde de yine yavaş eğitimi merkeze almamız gerekiyor. Hastanede hastane personeliyle ilişkili bir eğitim düşünmemiz gerekiyor. Ama evde eğitimde aileyle ilişkili bir eğitim düşünmemiz lazım. Hastane ortamı aslında büyük bilimsel bir merkez. Yani tüm elektronik aletler, tarama teşhis cihazları, müdahale cihazları, tedavi cihazları, değişik ilaçlar. Orası aslında tam bir bilim merkezi. Yani bilim merkezinin ortasında olup da çocuğa bilimi öğretememek büyük bir ironiydi benim için ve bu ironiyi ortadan kaldırmak adına bu kitabı yazmıştım. Yani oradaki hastane personelinden destek alarak, hastanedeki malzemeleri kullanarak hastanede bir eğitim çabası içerisine girebilirsiniz. Ama dediğim gibi öncelikle izin almanız, resmi izinler almanız, yazışmalarınız gerekiyor. Aileden izin almanız, dilekçe almanız gerekiyor. Bu aslında bir alternatif bir istihdam modeliydi. 2015 civarında yazdığım, yani hastanelerde neden öğretmen yok diyerek başladı. Çünkü o öğrenmenin dediğim gibi şifalanmaya, iyileşmeye katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu çabayla birlikte ilerledi. Ama hastanelerde öğretmen sayısı yine yeteri kadar maalesef değil. İleri öğretmenlik serisinin diğer bir kısmı gezici sınıflar. Gezici sınıflar aslında hem gezen hem de okuyan daha çok bilir. Gezen mi bilir, okuyan mı bilirin cevabı. Deprem sonrasında benim oluşturduğum bir sistem. Bu karavan aslında evde eğitim amacıyla karavan eğitimi. Şimdi evde eğitim konusuna değinmeye başlayalım. Evde eğitim ülkemizde çok şükür belki de ne yazık ki sadece engellilerin eğitimi için önerilen bir yöntem. Yani kimse evde eğitimi tercih edemiyor. Ancak engeli olursa öğretmen eve geliyor ve bir eğitim yapıyor. Açıktan öğretim var. Yani eve bir öğretmen gelmiyor. Şu anda bazı tarikatlar, cemaatler, gruplar çocuklarını laik eğitim sistemine göndermek istemedikleri için medrese dedikleri bir başka yapı içerisinde eğitim verdiriyorlar ve onlar sınavlara girerek çocukların ortaokul ve lise diploması almalarını sağlıyorlar. Ama bu evde eğitim değil. Eğitimlerini bir evde alıyorlar ama bu evde eğitim değil. Bu açık öğretim. Evde eğitimde çocuk engelli olduğu için ve evden çıkamadığı için hastalığı nedeniyle eve öğretmen geliyor. Bu evde eğitim. Şimdi editörlüğünü yaptım bu kitapta. Yine çok kıymetli bir kitap aslında da kıymetini, değerini bulamadı. Evde ve hastanelerde eğitim. Çok sayıda yazarı var. Biz editörlüğünü yaptık. Aslında yurt dışında hastanelerde eğitim olsun, evde eğitim olsun çok önemli bir kavram. Çünkü eğitimin farklılaşmasını sağlıyorsunuz. Yani herkes sınıfta olmak zorunda değil, olamayabilir. Bugün göçmen aileler var. Tarım işçileri var. Farklı nedenlerle okula devam edemeyecek çocuklar var. O yüzden pandeminin de bu kitabı ikisini de pandemi öncesi yazmıştım. Bu iki kitabı da pandemi öncesi yazmıştım. Ama pandemide çok net gözlemledik ki artık
okul denen bir bina bizim için çok kıymetli ama yani eğitim sistemini değiştirmek lazım. Deprem olunca bunu daha da iyi anladım. Yani dedim ki bir karavan ve bu karavanda çocuklar öğretmenlerin eşliğinde online eğitimle beraber tüm Türkiye'yi dolaşarak birbirleriyle yardımlaşarak online eğitim artı gezerek evde eğitim, evde eğitimin artıları, online eğitimin artıları ama öğretmen destekli yani okulun da artıları, küçük grup, daha odaklı bir grup tüm Türkiye'yi dolaşıyor diye düşündüm. Ama bir anda düşündüm, bir İstanbul depremi olmuş ve binlerce gezici sınıf, karavan, eğitim hepsi İstanbul'un çeperlerine yığılmışlar. İhtiyacı olan çocuklar, kadınlar, yaşlılara destek oluyorlar. O karavanlarında ağırlıyorlar. Yani bu sistem ne bizim ihtiyacımız var ama bu sistem de anlaşılmayacak büyük ihtimalle. Hani Finlandiya'da falan yapılsa dünyanın eğitim modeli olur ama bu modele de kimse sahip çıkmadı. Dediğim gibi sahip çıkılmayı da çok da beklemiyorum ama fikirlerimi de paylaşmaya devam edeceğim. The last school, son okul, evde eğitim. Bu işte pandemiyle beraber yazdığım bir şey. İlkokulumuz ev, son okulumuz da yine bir ev olacak. Bu aradaki süreçte nasıl bir eğitime ihtiyacımız olduğu ile alakalı bir İngilizce yazdım bu sefer. Bir kitap. Evde eğitimi yeni sürümü, evde eğitimin son versiyonu. Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bireyselleştirilmiş öğretim programı neler olmalı? Bununla alakalı. Evde eğitimin dört boyutu. Fuzzy Teachers for Designing Leaders diye yine öğrenme tasarım liderlerinden bahsediyorum. Kaos teorisi ve diğer benim sürekli bahsettiğim kavramlarla ilişkili The Last School, son okul. Umarım bir gün bu da anlaşılır. Evde eğitimde şimdi ailenin güvenliği de çok önemli bir konu. Çünkü içeri öğretmen giriyor. Öğretmenin güvenliği de önemli bir konu. Çünkü bir ailenin içerisinde var oluyor. Ailenin eğitim, kültür, inanç, düşünce durumu da çok önemli. Çünkü eve bir öğretmen geliyor. Evdeki imkanlar, sosyoekonomik düzey de çok önemli. Çünkü evde birisi ders çalışacak, masa lazım belki, bloknot, kalem, kağıt. Bunlar bir miktar öğretmen temin edebilir ama yine de evde eğitimin şartlarının iyileştirilmesi çok önemli. Burada bir ufak noktaya da daha değinip ödevlendirme, yani okul dışındaki öğrenme ortamları dediğimizde, evet, hastaneler ve evde eğitim hasta çocuklar için tasarlanan bir sistem ama bu çocukların da dışarıda eğitim alabilmeleri, yani okul dışı ve ev dışı öğrenme ortamlarının tasarlanmasıyla alakalı cep telefonları bugün efsane önemli bir konu. Yani eğer parmaklarını kullanabiliyorsa ya da sesli komut da kullanabiliyorsa bugün o kadar Instagram tarzı, Twitter tarzı sosyal medya içerikleri o kadar yaygın ki ve öğretici ki. Ama o mecraların yaygınlığı maalesef eğitim noktasında yeterli değil. Ben hala eğitimi bilgi aktarımı olarak değerlendirmiyorum bak. Ama sosyal medya içeriklerine baktığımızda engelli bir öğrencinin, hasta bir öğrencinin eğlenerek sıkılmadan takip edebileceği bir içerikte onun okulda kaybettiklerini, eksikliklerini tamamlayacak biçimde olmadığının farkındayız. Ve bu bizim için büyük bir eksiklik. Yani aslında telefonun olduğu her yer ya da ileride saatlerin, gözlüklerin, beynimizin içine yerleştirecek çiplerin olduğu her yer bir okul. Okul öğrenmeyi kolaylaştıran bir yer. Ama
kolaylaştırdığınız zaman evde de hastanelerde de öğrenebiliyoruz. Hatta okulun dışında diğer okul dışı öğrenme ortamlarında da öğrenebiliyoruz. Önemli olan o zaman engelsiz yaşamı merkeze almak. Yani ne kadar kısıtlayıcı olursa olsun yaşamın her alanını engelsiz hale getirmeye çalışmak ve öğrenme fırsatlarını arttırmak. Ve öğrendikten sonra yapacağımız tercihleri, kararları, farklı kararları, farklı tercihlere saygılı olmak ve o farklılıkları korumak. Bunu yapmaya başladığımız anda etkili bir kaynaştırma, sosyal kaynaşma ve etkili bir özel gereksinimli çocukların desteklenmesi durumu söz konusu olacaktır diyorum.